Bu videoda üç boyutlu bir yüzeyin iki parametreli denklemlerini yazmaya başlayacağız. Bir simit örneği ile başlıyoruz. Simidin neye benzediğini biliyoruz değil mi? Şöyle bir şeye benziyor. Ortasında bir delik var. Diğer tarafı da şöyle bir şeye benziyor. Şöyle de gölgelendirebiliriz. Simit buna benziyor. Peki iki parametre kullanarak bunu nasıl oluştururuz? Bu simidimiz. Eksenleri de çizeyim. Z ekseni düşey yönde olsun. Bu simit biraz eğik olduğu için z ekseni de eğik çizeyim. Z ekseni simidin tam ortasından geçiyor. Burada çizim kısmı önemli. Bu z ekseni, z ekseni şuradan geçtiğini düşünelim. Buradaki de x ekseni olur. Bu x ekseni ve y ekseni de belki şöyle bir yerdedir. Bunu böyle çizdiğimde simidin x, z eksenindeki kesitini şöyle görselleyebilirim. x, z ekseninde kesit alırsam şöyle bir şeye benzer. Kesit böyle olur. Simidin tamamından bahsetmiyoruz, simidin yüzeyinden bahsediyoruz. Böyle bir çember oluşur. Pozitif z'ye eksenle kesersek de şöyle bir çember oluşur. Bu tarafa gidersek de bir grup çember elde ederiz. Z ekseninde döndürülmüş çemberler. Bu şekilde düşünmek, bu şekilde düşünmemiz parametrik denklemleri elde etmemiz için gereken fikri bize veriyor. Böyle yapalım. x, y ekseni ile başlayalım. Biraz daha düzgün çizeyim. z ekseni, y ekseni. Bu çemberlerin merkezinin y ekseni üzerinde olduğunu düşünelim. Sanıyorum gözünüzde canlandırabiliyorsunuz. Y ekseni üzerinde duruyor. Z ekseninden b uzaklıkta diyelim simidin üstünde çizeyim. Simide yukarıdan bakarsanız şöyle görünür. Z ekseni ortasından geçiyor. X ekseni şöyle gelir. Y ekseni de sağa doğru şöyle. Z ekseninde oturup aşağıdaki simide bakarsam böyle görünür. Kesitte şuradaki çemberde böyle görünür. Bu b uzaklığı z ekseninden bu çemberlerin her birinin merkezine olan uzaklık. Merkezden bu çemberlerin merkezine olan uzaklık b olacak. Bu b olacak. Şu b olacak. Şu da b olacak. Şimdi merkezinden çemberin merkezine olan uzaklık b. Bu uzaklık, bu uzaklık ve şu uzaklık b. B'den de bir yarıçap hayal edebiliriz. A uzunluğunda bir yarıçap. Bu çemberlerin yarıçapı A olacak. Bu uzunluk A, bu uzunluk A, şu uzunluk ve şuradaki uzunluk da A. Bu çemberlerin hepsinin yarıçapı A. İki parametremiz olacak. Birincisi yarıçapın xz düzlemiyle yaptığı açı. x ekseninin buradan çıktığını düşünün. bu xz düzlemi bir parametre yarıçapla çapla x, z düzlemi arasındaki açı olacak. Bu açıyı veya parametreyi s olarak adlandıracağız. Bu parametreye s diyeceğiz. s sıfırdan 2 pi'ye giderken sıfır şu noktayı verecek. 2 pi'ye giderken de şöyle bir çember çizecek. Şimdi bir parametremiz var, bu çemberi döndürmek istiyoruz. Bu çemberi çizdim, şimdi çemberi çevirmek istiyorum. Bir parametre daha tanımlayalım. Ve yine üstten bakalım. Evet, bu grafik biraz karıştı değil mi? Olay görsellemekten ibaret. Şimdi, bu x ekseni, bu da y ekseni. Z, y düzleminde başlamıştık. Z ekseninden b uzaklıktaydık. Yani bu uzunluk, buradaki uzunluk b. Bu çizimde z ekseni dışarı doğru çıkıyor. Aşağıya bakıyoruz, buradakiyle aynı şey. S sıfır radyana eşit olduğunda şurada olacağız. Y ekseninde bir yarı çap uzaklıkta. Sonra da dönmeye başlayacağız. Dönerek buraya geleceğiz. Ve buradan tekrar geri döneceğiz. Çemberin üstüne bakarsanız böyle görünecek. Şimdi simde oluşturmak için bunun tamamını Z ekseni etrafında döndürmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız Z ekseni dışarı doğru çıkıyordu. Yani bu videoyu seyrettiğiniz ekrandan dışarı doğru. Bu çemberi Z ekseni etrafında çevirmemiz gerekiyor. Ve ne kadar çevireceğimizi, ne kadar çevirmemiz gerektiğini bize söyleyecek bir parametreye ihtiyacımız var. 0 radyan çevirdiğimizde böyle olur. Bu da B ve çemberimiz böyle görünür. Belki simit üzerindeki bu noktadan bahsediyorum. Şimdi diyelim ki bu noktada p radyan çevirdik. z ekseninde ne kadar çevirdiğimizin parametresine t diyeceğim. t de 0 ile 2 pi arasında değer alacak. Bunu açıkça belirteyim. Tanım kümemizi çizelim ki bunu tamamen anlayalım. Şimdi biraz daha çizim yapayım ve sonra da bunu nasıl konum vektör değerli fonksiyon halinde ifade edebileceğimizi konuşacağız. Şimdi burası t ekseni. Hatırlarsanız bu, z ekseni etrafında ne kadar döndürdüğümüzü belirtiyordu. Buna da s ekseni diyelim. Ve bu işleri çok kolaylaştıracak. s sıfıra eşit olduğunda sadece t'yi değiştiriyoruz. İkisi de sıfırla 2 pi arasında değer alacak. Burası sıfır, bu da 2 pi. Aradaki değerlere bakayım. Bu pi, bu pi bölü 2, bu da 3 pi bölü 2. T ekseninde de aynı şeyi yaparız. 2 pi'ye kadar gidecek. Bunun görsellerini iyice anlamanızı istiyorum. Çünkü o zaman parametrik denklemleri kolayca anlayabileceksiniz. Bu 2 pi, bu pi, bu pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2. Şimdi s'yi 0'da tutarsak ve t'nin 0 ile 2 pi arasında değer almasına izin verirsek ne olur bunu düşünelim s sabit ve t parametresini değiştireceğiz. Bu üç boyutta bir eğri oluşturur, yüzey değil. Çünkü sadece bir parametre değiştiriyoruz. Bunun ne olduğunu düşünelim. Eksenleri çizeyim. x ekseni, y ekseni, z ekseni, biraz büyüteyim. x ekseni, y ekseni, z ekseni de böyle çıkar. S sıfır olduğunda çemberi çevirmemiş olurum. Yani buradayız, B uzaklığında olacağız ve de A uzaklığında, öyle değil mi? Hiçbir çevirme yapmadık. S'yi sıfıra eşitledik. Yani B uzaklıktayız ve bir de A uzaklıkta olacağız. B çemberin merkezi ve bir de A uzaklığı olacak. Burada olacağız. A artı B uzaklığında. T değişik değerler alacak. Hatırlarsanız t, z ekseni etrafında ne kadar hareket ettiğimizdi. Bunlar üstten baktığımız zaman gördüklerimiz. ST tanım kümemizdeki bu doğru simidimizin dışındaki eğriye denk gelecek. Simidin üstünden baktığımızda burası simidin dış tarafı olacak. Dışını çizeyim. Artı ve eksi yöndeki tanım kümesi eksenlerini de çizeyim. Bunlar grafikte ne oluyor ne bitiyor daha iyi anlamamızı sağlayacak eksi z bu yönde. ts düzlemindeki bu doğru için s'yi 0 radyanla tutuyoruz ve t'yi arttırıyoruz. Burada t 0, burada pi bölü 2, burada pi ve 3 pi bölü 2 ve 2 pi'ye geri döner. s'yi 0'da sabit tutup t'yi arttırdığımızda bu doğru şu doğruya denk gelir. Şimdi bir başka değere bakalım. S eşittir pi olduğunda, pi, 180 dereceye denktir. S, pi olduğunda, çemberin etrafında 180 derece gitmiş oluyoruz, yani buradayız. Pi'yi de sabit tutalım ve simidi oluşturmak için döndürelim. Böylece simidin içini oluşturuyoruz. S eşittir pi için t'yi sıfırdan başlatıyoruz. Burası çemberin merkeziydi. Bunun a altında olacağız. Yani şurada olacağız. T'yi artırdıkça, S de sabit olduğunda, simidin içini çizeceğiz. Şöyle bir şeye benzeyecek. S pi bölü 2 olduğunda, tam 90 derece döndürmüş oluruz, öyle değil mi? Pi bölü 2, 90 dereceye denktir. T değiştikçe, simidin üstünü çizmiş olacağız, öyle değil mi? Simidin üstü için, buradan başlıyoruz. S pi bölü 2 olduğunda ve T değiştiğinde, eğri şöyle görünecek. Burası bu çemberin üstü. Bu çemberin üstü böyle olacak. Bu çemberin üstü de burada olacak. Şu çemberin üstü de burada olacak. Şimdi noktaları birleştirelim. Şöyle bir şey benzeyecek. Burası simidimizin üstü. Buna üstten baktığımda simidin üstü böyle olur, değil mi? Eğer simidin altını çizmek istersem, s'yi 3 pi bölü 2 olarak almam gerekir. Bu da simidin alt kısmını verir. Bu çemberi şöyle çizeyim, bu şeffaf olmazsa şeklin tamamını göremezsiniz. Böylelikle simidin altını çizmiş olursunuz. Grafik bayağı karıştı. S tekrar 2 pi olduğunda simidin dışına geri dönersiniz. S'yi bazı değerlerde sabitleyip T'nin değişik değerler almasına izin verirsek bunu buluruz. Şimdi bunun tam tersini yapalım. T'yi sıfırda sabitleyip S'yi değiştirirsek ne olur? T eşittir sıfır henüz döndürmedik demek. Z-Y düzlemindeyiz. T eşittir sıfır ve S sıfırdan başlasın ve pi bölü 2'ye gitsin. Bu da şu nokta. Sonra pi'ye gider. Bu nokta şu noktayla aynı. Sonra 3 pi bölü 2'ye gidecek ve 2 pi'ye dönecek. Yani bu doğru bu çembere denk gelecek. t pi bölü 2 olduğunda z ekseni etrafında 90 derece döndürmüş oluruz. Yani buradayız. Şimdi s değişik değerler alacak. S buradan başlayacak. Şöyle tam tur atacak. Yani bu doğru bu çembere denk gelecek. Böyle devam edebiliriz. t pi'ye eşit olduğunda şuraya gitmiş oluruz. s sıfırdan 2 pi'ye değiştiğinde buradan başlayacağız ve böyle gideceğiz. Bir değer için daha bu işlemi yapayım. t 3 bölü 2 düzeltiyorum. t 3 pi bölü 2 eşit olduğunda x z düzlemindeyiz yine. s buradan başlayacak ve s arttıkça, s arttıkça çember etrafında bu şekilde hareket edeceksiniz. t 2 pi olduğunda buraya dönmüş olacaksınız. Umarım parametrik denklemlerin nasıl yazılacağını anlamaya başladınız. Daha matematiksel bir ifade bile yazmadım. Bunu vektör değerli fonksiyon olarak nasıl tanımlayacağımızı göstermedim. Ama umarım iki parametreyi nasıl kullanacağımızı anladınız. ST düzlemindeki hangi kısımların yüzeyin neresine denk geldiğini anlamak için şöyle bir örnek verebiliriz. Şu kareyi alalım. T ve S'nin 0 ile pi bölü 2 arası olduğu kare. Buradaki simidin bu parçasıdır. Üstten bakarsanız şöyle görünür. Bu kareyi şöyle dönüştürdüğünüzü düşünebilirsiniz. Henüz bunun matematiksel olarak nasıl yapıldığını size göstermedim ama bu kareyi simidin bu parçasına dönüştürdük. Evet, görsel olarak yapabileceğimiz ne varsa yaptık. Bence bu videoyu burada keselim. Bir sonraki videoda parametrik denklemleri nasıl oluşturacağımızı göstereceğim. Hatırlarsanız, daha doğrusu hatırlayacaksınız ki, S bizi çemberlerin etrafında, T de Z ekseni etrafında döndürüyordu s ve t'nin birleşimini alırsanız, bu simidin yüzeyindeki her noktayı elde edersiniz. Sıfırdan 2 pi'ye giden s ve t değerlerini nasıl bu yüzeyi tanımlayan bir 3 boyutlu konum vektör değerli fonksiyon haline dönüştürürüz. Bunu bir sonraki videoda yapacağız. Görüşmek üzere.